Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şah'la Hayata Dair'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, linklerden görüyorsunuz zaten. Biz bugün yıldızlara dair diyoruz ilk bölümümüzde. Size bir sözümüz vardı. Demiştik ki aşkı konuşacağız. Ruh ikizi, ruh eşi, ikiz alevi gibi konularda biraz bilgileneceğiz. Biraz farkındalığımız yükselecek. Peki konuğumuz kim? Tanıyorsunuz zaten. Astrolog Bahar Zeynep. Hoş geldin Bahar'cığım. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kırmızılandık. Evet. Bugün kırmızılandık. Aslında hiç konuşmamıştık ama böyle aşkı konuşacağımız noktada ister istemez kırmızı rengi vuku buldu değil mi? Peki şimdi ben dedim ki işte ruh eşi, ruh ikizi, ikiz alevi. Bir de sahte ruh ikizimiz var. Bir de sahte ruh, yani ne çok şeyimiz var. Evet, sahte ne çok şey ruh ikizi var. Çok berbat bir şey. Aslında hepimizin kanayan yarası. Herkes şöyle diyecek ekran başında. Evet, ben bu ilişkiden yaşamıştım diyecek hatta. Haydi bakalım. Evet. Herkes o zaman ekran başına kesinlikle. Diyoruz. Şöyle dikkatlice dinleyin bakalım kimmiş, neymiş. Bu aslında anlaşmazlıklarımızın, efendim hırslarımızın, mücadelemizin ya da mutluluğumuzun, keyfimizin, neşemizin nedenini öğreneceğiz galiba. Kesinlikle. Peki neyle başlıyoruz şimdi? Ruh ikiziyle başlayalım. Ruh ikizi nedir diye sorayım o halde. Aynen. Ruh ikizi aslına bakarsanız ta Mayalardan, şamanlardan günümüze gelen bir insanın elmanın yarısı gibi elmamızın yarısıdır. Yani bizden bir tane daha ruhumuzdan var olmasıdır. Ve bu sadece bir tane vardır. Ve biz bunu bazen ilk aşkımız olarak yaşarız, bazen son aşkımız olarak yaşarız. Ruh ikizini ruh eşinden ayıran en büyük detay bu. Bir tane vardır. Ve biz mesela doğum haritasına da baktığımızda sizin ay burcunuzla o kişinin mutlaka ay düğümlerinin arasında kadersel açılar vardır. Ve biz o doğum haritasına baktığımızda, ilişki uyum haritasına deriz ki bu senin, evet hissettiklerin yanlış değil, bu senin ruh ikizin deriz. Peki, şimdi mesela diyelim ki, mesela bir örnek versen bize, tamam hani burçları birebir konuşuyoruz ama. Birebir aynıdır. Yani şöyle söyleyeyim, mesela ay burcunuz boğadır, onun da kuzey ay düğümü boğadır. Ha, böyle bir eşleşme vardır olacak. Kesinlikle. Böyle. Ama mesela bunlardan bir sürü kişi de olamaz mı? Ama siz bir araya gelirsiniz, hissedersiniz, o sizin bir parçanızdır. Telepatik olarak konuşursunuz, ona nasılsın diye sormanıza bile gerek yoktur. Bilirsiniz onun nerede, nasıl, ne yaptığını. Ruh ikizinden ayrıldığınız zaman ayrılığı da sorgulamazsınız. Kabul edersiniz, canınız yanmaz. Allah Allah. Tabii ilk aşkınızı hiç düşünüyor musunuz şimdi ne yapıyordur diye? Affediyorsunuz ve evrene, sisteme gönderiyorsunuz. Ruh ikizinin böyle bir özelliği var. Peki ama herkes ruh ikizini bulabiliyor mu? Çok zor. Ondan dolayı zaten sorun orada kaynaklanıyor. Ama baktığımız zaman ilk aşklar genel anlamda o saf masum yaşanan aşkların çoğu ruh ikizi oluyor. Demek ki böyle bir durum söz konusu ama bazen son da olabiliyor dedin. Evet, bazen de denk gelebiliyor. Hiç yaşamamışsınızdır. Evleneceğiniz insan ya da ömrünüzün ikinci baharında karşınıza çıkan insan ruh ikiziniz olabiliyor. Yani biz onu aramıyoruz. Bir o şekilde bizi bakmıyoruz. Buluyor. O iki ruh birbirine geliyor. Aynen. Çok ilginç. Ruh eşi daha ilginç mesela. Ruh eşinde birçok ruh eşiniz var. Ruh eşiniz anneniz de olabilir, babanız da olabilir, bir arkadaşınız da olabilir, ben ve siz de olabiliriz. Bizlerin travması aynıdır, hayat yolu aynıdır ama ben sizin hayatınıza girerim, bir şey katarım, siz benim hayatıma girersiniz, bir şey katarız. Ruh eşinde birçok tane ruh eşi vardır ve o sizin hayatınıza girdiği zaman rehberlik yapar, anlarsınız. Hayatınıza girer, hayatınızı güzelleştirir, sizi A noktasından alır, B noktasına götürür, birçok tane ruh eşiniz olabilir. Onda da mesela çok ilginç şeyler yaşıyorsunuzdur. Bir kız arkadaşınızla, patronunuzla ya da çocuğunuzla, çocuğunuzla da ruh eşi olabilirsiniz. Orada doğum haritanıza baktığımız zaman ay düğümlerinizde, sizin güneşinizle de onun ay düğümü farkı vardır. Yani onun ay düğümleri diyelim ki akrep boğa aksında, ya sizin güneşiniz akreptir ya onun ay düğümlerinden birisi akreptir veya boğadır, o şekildedir. Yani aslında ruh eşi bir anlamda o bir aile birliğinin üyeleri diyebilirsek arkadaşınız eğer. Arkadaşınız da olabilir. Yani hani şey boyutta, yüksek boyutta. Hayatınıza katkı sunacak.
Çok yakın arkadaşlarımız, tabii, bir iş arkadaşımız, hı-hı, bir yerde tanıdığımız biri, evet, bize birbirimize bir şeyler kattığımız, evet, durumlar söz konusu. Aynen, aynen. Çok... Yani illa bir kadın erkek ilişkisini kastetmiyoruz burada. Kesinlikle, o halde. Kesinlikle, aynen. Orada öyle bir şey yok. Yani burada herhangi bir arkadaşımız dahi olabilir. Ruh eşinde sizi A noktasından B noktasına, hayatınıza çok güzellikler katar. O zaman şu tanımlama doğru değil. Ah ben ruh eşimi buldum, ruh eşimde evdeyim, efendim, yok, şöyle yanlış, böyle bir şey yok. Evet, onu yanlış kullanıyoruz zaten. İkiz alevi ise çok çok farklı bir kavram. İkiz alevi biraz da son zamanlarda çok popüler oldu, evet, sanki. Evet, yani o kadar çok benim mesela kendi hani sosyal medya sayfamda da bazen bunlar yanlış diye çok çıkartıyorum. Bazı cümleleri çok sömürüye açık olduğu için insanların umutlarının ve duygularının sömürüye de açık şekilde kullanılabiliyor maalesef. Ve insanlar şartlanıyorlar. Ondan dolayı şu sahte ruh ikizini anlatacağım size. Onu da çok merak ediyorum. Evet, yani o çok travmatik bir şey ve gerçekten de hepimizin, yani dedim ya, herkes mutlaka hayatında bir defa öyle bir ilişki yaşamıştır. Öyle söyleyeyim. O bir sınav sanki söyleyeceğin. Aynen, aynen, aynen. Tamamdır, sahte ruh ikiz, ondan önce alev, güzel şeylerden bahsedelim. Şu ikiz alevden bahsedelim. İkiz alev çok farklı. İkiz alev için şöyle bir şey var. Bu dünya, yeryüzü ilk yaratıldığında özel bir ruh parçacığı, Tanrı'nın ruh parçacıklarının yere düştüğüne inanılıyor. Ve bu yaklaşık 144 milyon adet ayrı bir ruh parçacığı yere düşmüştür. Ve bu özel ruhtaki insanlardır. Yani ben özel bir ruhumdur, sen özel bir ruhsundur. Ve o ruhların bir araya gelerek hani Voltron deriz ya, böyle bir birliktelik oluşturmasıdır. Ve bu insanlar bir araya geldikleri zaman kaderlerinde çok büyük rol oynarlar. Yani çok farklı, nasıl söyleyeyim, travmaları olur. Aynı travmaları olur, aynı acıları olur, aynı acılarla boğuşmuş olurlar, aynı acılar için mücadele ederler, aynı acılardan kurtulmak için hayatlarında karşılaşmışlardır. Bir şeye, bir misyona, bir ruhani rehberliğe birlikte hareket ederler. Bir yani kurtuluşa. Şimdi anladığımız aslında tekamül sürecinde bu ruhların sınavlardan, çok fazla sınavlardan geçen ruhların bir araya gelmesi. Bir araya gelmesi mi aynen kalsın? Ve aynı zamanda yani keyifli, onlar şey inanıyorlar. Güzel bir şey değil. Aynen, iyi bir şey değil. Aynı zamanda şöyle bir şey var. O ikiz alevde diyor ki ben diyor Tanrı'nın diyor ruh parçası benim üzerimde zaten. Hani nurani yapısından bende de bir parça var. Benim birlikte olduğum insanda da bir parça var. Biz ikimiz işte dünyayı ya da bir şeyleri değiştirebilmek için bir araya geldik diye inanıyorlar. Yani onun aşkla meşkle falan çok hiçbir da bir alakası yok. Yok. Yani hani ama dediğim gibi yanlış kullanılıyor mu? Evet, yanlış kullanılıyor. Çok. Sömürülüyor mu? Evet, sömürülüyor maalesef. Hem de oldukça fazla sömürülüyor. Galiba o birazcık da hani bir kavram, bir tanıma tutunuyoruz. Hı-hı. Ve oradan ister aslında istemez şey ticarete istiyoruz, döküyoruz. Sevilmek ihtiyacı vardır ya, sevmek, sevilmek ihtiyacı var ya. İşte onu çok güzel sömürüyorlar. Aynen, ne kesinlikle. Yazık ki. Peki gelelim bunların bu sahteciliğine. Bu... Sahte ruh ikizine. Evet. Şimdi bu sahte ruh ikizini nasıl anlarsınız? O insanla karşılaşırsınız ve size çok büyük laflar eder. Travmalarınız aynıdır. Siz dersiniz ki ben annemle şu sıkıntıyı yaşadım, babamla şu. Hemen sizin acınızı kopyalar. Sizin mali yönlerinizi kopyalar. Sizi kopyalar. Sizi öyle bir inandırır ki, hatta buna narsist ilişki bozukluğu diyoruz. Narsist kişilerde vardır bu. Bütün o sizin sevgi boyutlarınızı, inançlarınızı, tüm hepsini kopyalar. Size o inançları love bombing dediğiniz şekilde size sunar. Siz zannedersiniz ki ben ruh ikizimi buldum. Aynı yollardan geçtim, aynı, evet, sıkıntıları paylaştım. Aynen. Gibi, ne gibi. Güzel, kendime ruh ikizimi buldum der ve şartlanırsınız. Ve size öyle güzel bir love bombing şeklinde de kendini bir sunar ki siz dersiniz ki hayatımın aşkı karşımda. Siz astrolojiyle ilgileniyorsunuz, astrolojiyle ilgilenir. Siz iletişimciyseniz, sizden daha iyi iletişimci olur. Siz bir acı yaşadıysanız o daha bir acıların çocuğudur. Ve o kadar güzel size sizi sunar ki siz ona büyük bir ruh ikizi zannedersiniz. Sahte ruh ikizinizdir. Ondan ayrılması çok zordur. Ondan ayrıldığınızda büyük acılar çekersiniz, ağlarsınız, depresyona gidersiniz. Çünkü gerçekten de bir parçanızı kaybettiğinize inanırsınız.
Nasıl bir manipülasyondur? Tabii ki. Narsist kişiliği bozukluğu olan kişiler hayatınıza girdiğinizde size sahte ruh ikizinizmiş gibi, sizin bütün alanlarınızın hepsini sömürecek şekilde davranırlar. Ama mesela bunları nasıl tanırsınız biliyor musunuz? Bu insan hayatınıza girdiğinizde para akışınız kesilir. Beslenmeleriniz kesilir. Eskiden yataktan çok böyle şey kalkarsınız, rahat kalkarsınız, artık kalkamazsınız. Sizin enerjinizi emer. Pozitif enerjinizi ver, negatif enerjiler yükler size. Aynı zamanda nasıl söyleyeyim, bittikten sonra gerçekten de ama gerçekten şunu anlarsınız. Ben yanlış bir şeyi arıyordum, yanlış bir şeyi buldum ve bunun karşılığında da aslında bunları yaşadım. Eğer ki tekamül sürecinizde o kadar güzel bir şekilde tevekkül ederseniz Allah o ilişkiden sonra da sizin karşınıza ruh ikizinizi çıkartır. Ay çok şey bir cümle oldu bu. Evet. Yani benim böyle biraz tüylerim diken diken oldu. Şimdi sen anlatırken şunu düşündüm aslında. Biz tabii hani yıldızlara dair diyoruz. İşte hep diyoruz ya gökte olan ne varsa yeryüzünde de var. Son dönemde tabii uzun süredir böyle kadın erkek ilişkilerine baktığımızda ne yazık ki çok mutlu ilişkilere çok şahit olmadığımız dönemler de oluyor. özellikle de kadınlar açısından. Bunun tabii şiddet boyutu oluyor ama çok daha küçük yaşlarda kalbi kırılan danın da aslında canı yanıyor. Bu doğru sevgi dilini bilmiyoruz. Evet, yani onunla sevgiyle alakalı. İlgili bir dediğin gibi herkes sevmek ve sevilmek istiyor. Belki daha çok sevilmek istiyor. Ama bu noktada belki de biraz böyle mi bakmak gerekiyor acaba? Yani bana ne katıyor? Karşımdaki i̇şte beni şöyle, nasıl mutlu ediyor? Feda kar kavramı var ya. Siz kendinizi feda ettiğinizde karşı taraf kar ediyorsa kusura bakmayın o ilişki değildir, o bir ticarettir. Biraz da böyle bakmak diyorsun. Tabii ki. Bir de şöyle, ben hep bayan arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Mesela hayvanlar alemine bakalım diyorum. Ben bunu öğrencilerime de söylüyorum. Şimdi tevekkül ve tevafuk ve hani birazcık inançlı da olmak gerekiyor. Hepimiz belgesel izlemişizdir değil mi? Kaplan gidiyor, filin yavrusunu çalıyor, yiyor ve fil orada sadece bakıyor. Ağlamıyor, tepinmiyor, çırpınmıyor, saldırmıyor. Diyor ki o onun rızkıydı, Allah tarafından yedi diye bakıyor. İsyan etmiyor. Aynı şey Çanakkale Savaşı'na giden 15'likler için de geçerlidir. Sorgulamadılar, gittiler. Biz hani cahillik bazen mutluluktur diyoruz ya, ya da bilmek, birazcık fazla bilmek mutsuzluktur. Biz o kadar çok her şeyi sorguluyoruz ki, o kadar istiyoruz ki hani mesleğimi edindim, evimi aldım, arabamı aldım. Şimdi sıra. Hadi şimdi sıra şunu da. Ya değil, bir bekle. Zaten senin olan senindir. Yani eğer ki bir insan senin olan kadar, senindir. Tabii. Ne kadar güzel bir yani cümle değil mi? Yani bir insan senin kaderinde varsa o kadar ilginç bir şekilde karşına çıkıyor ki ve çıktıktan sonra da bir şekilde onu hissediyorsun sen zaten. Bir insan size acı vermeye başladığı zaman bir kere hatasında onu affetmeyin. Çünkü insanlar zannediyorlar ki siz onu affettikçe tekrar özellikle narsist kişilik bozukluğu olanlar bunu yapıyorlar ve ondan dolayı yıpranıyorsunuz. Bir hata mı yaptı ve bunu bilerek mi yaptı? Sizin en başta konuştuğunuz halde bıraktı ve onu yaptı. O zaman demek ki nedir? Demek ki karşımızdaki insan bizi gerçekten sevmiyor. Sevmediği ama için de sıkıntı yaşıyor. Bahar, şimdi biz bunu bu yaşta bu şekilde konuşuyoruz da hani konuşmak çok rahat. Onu yaşarken çok daha zor. Bir de insan tabii şöyle düşünüyor. Şimdi bir hata olduğunda tamam olmuş olabilir. Yani gönül öyle istiyor belki, öyle görmek istiyor. Ya da mesela tevafuk dedin. Bunun bir tam tersi karşıma çıktıysa bu bir tesadüf değil, tevafuk da diyoruz değil mi bazen? Yani biraz sanki daha mı bilinçlenmek gerekiyor? O sevgi dilini bilmek lazım. Çok kaptırıyoruz. Ben mesela şöyle diyorum, sen kendini tanıyor musun? Mesela danışmanlar geldiği zaman mesela çok genç arkadaşlar geliyorlar bana. Artık böyle anne kız muhabbetine dönüyor danışmanlık. Ben hep şunu söylüyorum, hayatınızda kimse yokken, bunu ben de yapıyorum. Hayatınızda kimse yokken bir A4 alın, nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Nasıl sevilmek istiyorsunuz? Sizin sevgi diliniz nedir? Size karşıdaki insanın nasıl jestler yapmasını istiyorsunuz? Yazın. Ve nelerden hoşlanmıyorsunuz? Neler başınıza gelmesinden korkuyorsunuz? Hangi eylemi? Mesela çok agresif bir adamsa eğer sana da agresiftir.
Toplum içerisinde değişmez. Yani karşınızdaki insanın daha önceki ilişkilerinden neden ayrıldığına da bakmanız gerekiyor. Ve neden ayrıldığınız, neden hangi ilişkilerini sonlandırdığı da aslına bakarsanız sizin de geleceğinize yansımış oluyor. Aslında ne kadar güzel bir şey söylüyorsun. Şimdi benim bir arkadaşım, hemen buradan lafı alacağım. İşte 45'lerinin sonunda, yani 50'ye yakın civarında yaşı. Bir astroloji hiç yapmadığı bir şey ve son dönemde de astrolojiye merak sardı. Aslında hiç ilgilenmeyen, daha çok bilim insanı olan biriydi. Biraz da böyle oluyor ya son dönemde, evet, biliyorsun. Şimdi bir harita baktırıyor ve gerçekten çok memnun kaldı. Yani çok böyle tesadüf bir şekilde karşısına çıktı. Öyle bir iletişim kurdu ve danışmanlık hizmeti aldı. Ve sonrasında dedi ki, ya dedi, ben dedi haritamı baktırdım ama dedi keşke dedi bunu dedi 20 yaşında yapsaymış. Evet. Çünkü dedi, yani o geçtiğim yolları gördüm. Hani bundan sonrası zaten kurdum, o aşamaları geçtim, o sıkıntıları yaşadım, tercihleri yaptım. Ama öyle bir okudu ki dedi, şimdi bir yol haritası ya birazcık da. Tam da bahsettiğin gibi belki bu danışmanlık bu bağlamda da güzel. Tabii ki, tabii ki. Bütün yol haritalarını veriyorsunuz. Nasıl sevmesi gerektiğini anlatıyorsunuz, nasıl sevilmesi gerektiğini anlatıyorsunuz. Bir de mesela doğum haritanızda hangi meslek grubuyla bile evleneceğiniz var? Yani, o kadar diyorsun yani, eşinizle yok nerede artık diyeceğim şimdi, yok eşinizle artık. Eşinizle nerede taşınışacaksınız, adamın veya kadının işi nedir, maddi anlamda size katkıları nedir, ay, manevi anlamda katkıları nedir. Ay, bu kadar detaylı tabii, olabilir mi? Bu kadar detaylı her şey var zaten orada. Yani biraz... Yani Allah sizi yaratıp Allah aşkına bu kadar incelikle damarın içini düşünmüş, yani sivrisineğin içerisindeki bile dolaşım sistemi düşünmüş Rabbim, seni yalnız bırakabilir mi? Rehberliksiz bırakabilir mi? Yani o doğum haritasına göre aslında bakarsanız yaşadığınız zaman aşk acısı da çekmiyorsunuz. 2024 bana aşk getirmeyecek. Ne getirecek? İş getirecek. Aa, süper, çalışayım öyleyse. Yani saçma sapan septik insanlarla da muhatap olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyorsunuz. Burada o zaman belki şunu tekrar yinelemek lazım. İşte biz sosyal medyayı kullanıyoruz hepimiz. Ya da bir şekilde fısıltı gazetesiyle biliyorsun duyuyoruz, ediyoruz, dinliyoruz, bakıyoruz, araştırıyoruz. Ama önemli olan doğru insanlardan doğru bilgiler almak. Çünkü artık internette de çok fazla bilgi kirliliği var. Ve ilişkilerimizi yaşarken de... Sosyal medya üzerinden yaşamamak. Değil mi? Yani biraz, evet. Yani şöyle, mesela bana diyorlar ki sosyal medyadan tanıştık. Bana şöyle mesaj attı ama bana mesaj atması durdu. O adam zaten ya da o kadın zaten herkese mesaj atıyor. Seni denedi. Yani ve senden daha iyi muhabbet edecek birini buldu ve mesajı kesildi. Yani hani sana öyle gelen zaten öyle davranıyor. Sadece sen yoksun onun listesinde. Yani böyle hani gerçekten de birebir yüz yüze tanışmadığınız, referans olmayan, hani eskiler vardır ya falan, görücü usulü. Annesi, babası, ailesi, arkadaş çevresi tanıyın. Bilmediğiniz insanlarla ne işiniz boşuna var? Dememişler yani diyorsun. Tabii değil ki, mi eskiler? İnanın ben eskilerin hani evlilik, ilişki, aile bakış açısı, kimlerin kızı, kimlerin evladı. Mesela biz bile şey yapıyoruz. Hani arkadaş çevresi kim? Tanıyor musun? Mesela ben bunu soruyorum. Yok, hiçbir arkadaşını tanımıyorum. Tanımıyorsan nasıl güvenebiliyorsun? Karşındaki insan psikopat mı, manyak mı, ne tür bir insan? Senin sana neler getirebilecek? En yakın arkadaşını tanımıyorsanız eğer ya da zaten o sizi çevresine sokmuyorsa şüpheli eylemler vardır. Nasıl sevildiğinizi de bilin tabii. Yani sizi tanıştırmıyor, çevresinden uzak tutuyor, hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Nasıl güvenebiliyorsunuz ki? Yani hani bizim kızlarımız da yeni nesilimiz de çok cesur. Bana mesela anlatıyorlar, ben şaşkınlıkla dinliyorum. Nasıl güvendim diyorum mesela. Ama o benim ruh ikizim, öyle hissediyorum ben. Çünkü neden toplumda sosyal medya bu ruh ikizi, ruh eşi, ikiz alevi o kadar duygusal sömürüyü açık bir şekilde pompalıyor ki. O benim ruh, ya sosyal medyadan ruh ikizi mi bulunur? Bunu da söylemiş olalım. Artık programımızın sonuna geldik. Aynen. Bence önemli noktalara değindik. Kesinlikle. Çünkü öyle her şeye inanmayacağız. Neyin ne olduğunu bir kere daha göreceğiz. Demek ki biz o halde... İkiz alevi falan demeyeceğiz. Kesinlikle. O başka bir... Çok ayrı bir şey. Ama zaten bizim ruh eşimiz, ondan sonra ruh ikizimiz, bizim hayatımıza girecek olan insan, ne zaman gireceği, hangi meslek grubunda olacağı, bize ne katkı, doğum haritamızda var.
Hepsini o zaman yani orada. Yani sakin olun, rahat olun, bir astrolojik danışmanlık alın ya da haritanızı okumayı öğrenin, mutlu mesut bir şekilde yaşayın. Bir de mesela şeye de ben çok karşıyım. Şu burçla bu burç çok uyumlu. Değil, doğum haritanız uyumlu değilse uyumsuzdur. Çünkü her doğum haritası parmak izi gibi birbirinden farklı. O halde şimdi biz yazıyoruz burçlara göre aşk var mı diye. Burçlara göre değil, ancak doğum haritasına göre uyumluluk ya da o eş ruhluk var. Bakın, buna yapma, artık kapatmam göre, lazım bu arada. Doğum haritasını şöyle söyleyeyim, bunu çok karıştırıyorlar. 144 faktöriyel çarpı 144 faktöriyel insan tipi vardır doğum haritasına göre. Bunu da unutmayalım. Bu doğum haritası meselesini de bir başka bölümde belki inceleriz. Ama şimdi kapatmak durumundayım bu bölümü. Çünkü bir başka konuğumuz var biliyorsun Bahar. Bu konu aynen bitmez. Ancak çok teşekkür ediyorum sana. En azından bizi aydınlattın. Doğum haritası olmasa bile belirtileri takip edelim değil kesinlikle mi? Kesinlikle takip edelim. Evet sevgili izleyiciler, biz bu bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi sırada bir sonraki bölüm var. Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Görüyorsunuz zaten genelde renklerimiz kendini belli ediyor. Bu bölümde diyoruz ki Elif Şahlı turizme dair ve burada bugünkü konuğumuz stüdyomuzda bir bilinen de bir turizm seyahat acentesinin sahibi Sayın Mahmut Çevik bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi siz tabii yıllardır bu sektörün içindesiniz ve pek çok yeri aslında elinizi koymuş gibi zaten biliyorsunuz. Bu bağlamda işler de yaptınız. Çok da başarılı bir firmasınız. Şimdi ben çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğinize. Güzeldir. Şimdi izleyicilerimize biz hep bu bölümde diyoruz ki hadi beraber gezelim. Ve bu haftada dedik ki aslında Bolu tam da böyle sonbaharın renkleriyle Bolu'ya gidelim. Bolu'da neler var neler yok şöyle bir düşünelim. Biraz da bir noktada merkez sayılır aslında. Pek çok şehre en azından Ankara İstanbul civarında olanlara böyle hafta sonu bile gidebilecekleri aynen, bir doğru, yer. Doğru, öyle çok değil doğru, mi? Çok şimdi doğru. Ben izninizle şöyle bir Bolu il merkezine göre ne var ne yok bir okumak istiyorum. Hani bir fikir olsun diye. Tabii. Şimdi Dört Divan, Yeni Çağ ve Gerede ilçeleri doğuda kalıyor. Mengen kuzeydoğuda, Göynük ve Mudurnu ilçeleri güneybatıda, Seben ve Kırbızçık ilçeleri ise güneyde yer almakta. Bolu'nun batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzeydoğusunda Karabük illeri yer alıyor. Doğru mudur efendim? Çok doğru, çok doğru. Peki sözü size vereyim. Şimdi biz diyelim ki Ankara'dayız ya da İstanbul'dayız ya da çevre illerdeyiz ya da Güneydoğu'dayız ve Bolu'ya gitmek istiyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte tabii ki bir takım sıkıntılı olaylar var. Bu süreçte insanlar biraz da hani bunalıp kendisi şehir dışına atmak istediği zaman büyük şehirlerden özellikle Bolu'ya ulaşım çok tabii rahat ve kolay. Hem İstanbul'dan hem Ankara'dan. Biz ama Ankara'dayız tabii ki. Şimdi Ankara acenteleri olarak oraya zaten tur yapan birçok acente de var. Fakat şöyle bir şeyi izah etmek istiyorum size. Bolu'nun kültürü çok eski. Yapısı, tarihi çok eski. Artı doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün ilçeleri tarihi ve kültürel değerleri yüksek olan ilçeler. Dolayısıyla kesinlikle bu sıralarda özellikle hani sonbaharın tüm renklerini görmeleri açısından gezginlere çok tavsiye ediyoruz tabii. Zaman zaman, rahmet görüyor, zaman, zaman özellikle hafta sonları buradan çıkıldığı zaman işte gerek Dört Divan üzerinden, gerek E5 üzerinden Bolu'ya rahatlıkla 1,5 saat, 2 saat gibi bir süreçte varılabiliyor Bolu merkezine. İlçelerine de dolaylı yollardan ulaşımlar var. Çeşitli güzergahlardan gezerek gitme imkanı var. Dolayısıyla Bolu'nun yeşilliği, doğası, Türkiye'de ender rastlanan illerden biridir. Öyle değil mi? Yani, gerçekten. Her yani, aslında mevsim çok hem güzel. Hem gezilecek yerleri, yani gölleri olsun, hani göller bölgesi var. İşte travertenleriyle öne çıkmış ilçeleri var. Tarihi yapılarıyla öne çıkmış ilçeleri var. Zaman içerisinde, tarih içerisinde ünlü yatan din adamlarının türbelerinden, hani dini anlamda da bir şeyi var, zenginliği var, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla Bolu tercih edilebilecek birinci şey. Yani Bolu deyince akla hemen insanların işte Abant geliyor, Yedigöller geliyor, Gölcük geliyor. Ama bunun dışında da diğer ilçeleri de gerçekten Mudurlusu, Göynüğü,
gerçekten görülmeye değer yerler. Öyle değil mi? Peki şimdi biz tabii hep böyle popüler yerlerden bahsediyoruz. Yani Bolu söz konusu olunca özellikle Yedigöller'de pek çok imkan var. Belki evet. Hiç oraya gitmemiş olan izleyicilerimiz de olabilir. Birazcık daha detaylı anlatalım mı? Oralara gidince neler yaparlar? Hangi ilçelerde özellikle öne çıkan neler vardır? Şimdi şöyle, her mevsim bir kere Bolu güzel. Yani hani sonbaharı, ilkbaharı, yazı, kışı falan yok bunun. Hani kışın Kartalkaya gidilebilir. Hani ne şekilde gidilir zaten artık herkes telefonlarından değil, rahatlıkla ulaşabiliyorlar zaten. Ulaşabiliyor hani yol tarifleri falan. Önemli olan burada oraya olan mesafe. Yani Ankara'dan mesafe ne kadar? Aşağı yukarı tabii 200 kilometre civarında bir mesafesi var. Çevre illerine, çevre ilçelerine de bakarak hareket ediyorum. Termaliyle gene ön plana çıkan bir şehir Bolu. Yani termal sularının olduğu turistik tesisleri de var. Buraya nasıl giderler? Ankara'dan karayoluyla rahatlıkla gidebilirler. İster arabalarıyla, ister otobüse atlayıp hani gidebilirler. Yani bu şekilde ulaşım bir, çok rahatlıkla tabii sağlanabiliyor. Yani saat başı demeyeyim, dakika başı neredeyse ulaşım hani imkanı var. Hatta olur. Öyle ki böyle bir pazar mesela çalışanlar için de günü bir pazar sabahı çok yola çıkıldığında günübirlik gidip akşama da dönülebiliyor. Çok rahatlıkla. Bolu'nun içi de gezilmeye değer bir yer. Yani mesela Bolu'nun içine merkezine gittiğimiz zaman camileriyle, işte alışveriş çarşılarıyla falan gezilip görülebilecek, yemekleri yenilebilecek güzel restoranları olan yerdir yani. Bolu'nun iç merkezi de güzeldir. Merkezinde de ayrıca hani otel veya turistik tesisler yine var. Ama hani Bolu'ya giden önce Bolu'nun içinden önce işte Abant'ı görmek ister mesela. Abant'a gitmek ister. Abant da aşağı yukarı bir yarım saatlik Bolu İstanbul yol ayrımından girdiğiniz zaman yarım saatlik bir mesafesi var. Yol üzerinde tabii güzergah üzerinde bir takım tesisleri de var. Hani yemek yenilecek veya dinlenebilecek tesisleri de var. Abant Gölü de muhteşemdir. Değil her mi? Mevsim de güzeldir. Oraya mesela Abant Gölü da tercih edebilirler. Ne yapılabilir? Öyle izleyicilerimize hani orada ya, hem Abant yürüyüş... Abant Gölü'nün etrafında bir kere bir tur atılır. Değil hani mi? Böyle bir yürüyüş yapılır. O arada işte kendin pişir kendin ye tarzında veya işte piknik orada tarzı. O tür yerler de var. Onun dışında tesisler var tabii ki. Yani otelleri, güzel tabii, oteller tabii. Var. 2-3 tane güzel otel var Abant Gölü'nün etrafında. Bir hafta sonu belki daha tabii, uzun süredir. Artı yöresel ürünler satan pazarı var mesela Abant Gölü'nde. Hani buralardan alışveriş yapabilirler. Sağlığa yararlı doğal ürünler, işte kozalak reçeliydi, bilmem. Öne çıkıyor tabii, değil mi balıydı, bunlar? Balıydı, işte kestanesiydi, hani bu tür şeyler, işte tarhanası falan, yani bu tür ayrıca hediyelik gene el işi. Özellikle köylerin kooperatifinin bir yeri var. Sanırım evet. Değil mi daha ön planda? O da var, tabii tabii. Yani kooperatife ait işte köylülerin ürettiği bir takım ürünleri orada pazarlıyorlar, gelip satıyorlar. Böyle küçük küçük dükkanlar yapmışlar. Çarşı gibi olmuş orası da yani. Onun dışında yani piknik yapılabilir göl kenarında. Belli yerler var. İnsanların işte oturup banklardan yararlanabileceği falan o tür şeyler. Aynı şekilde diğer Gölcük'te de aynı şeyler var, imkanlar ama tesis daha az tabii. Biraz yüksekte bir şey. Onun dışında Kartalkaya mesela kışın kayak için biliyorsunuz kayak merkezi Türkiye'nin. Kartalkaya Uludağ'dan, oldukça popüler. Uludağ'dan sonra gelen en popüler yeri oldu Kartalkaya. Orada değerlendirilebilir. Ama şimdi tabii bu sıra daha kar yağmadı ama önümüzdeki ay yağacak diyorlar. Kar düşmedi ama evet sanki Kasım ortasından şimdi itibaren. Şimdi bu sıra en güzel hani doğanın renklerini yakalayabilme adına en güzel Bolu, Gölcük. Yedigöller. Abant ve Yedigöller. Yedigöller. Yani şimdi Yedigöller'den de görüyoruz oralar. Fotoğraflar. Evet. Gerçekten evet. Inanılmaz bir renk cümbüşü söz konusu. Yani hiç görmemiş ve gitmemiş. Ben eminim ki ya İstanbul'a giderken falan bir sürü insan böyle önünden geçip tabii. Gidiyor. Yani biraz böyle 2 saat, 3 saat ayırıp da gidip görmelerini tavsiye ederim. Hiç görmemiş olan insanlara özellikle tavsiye ediyorum. En azından hiç vakitleri yoksa bile tabii. Öyle değil mi? O yol güzergahında tabii. Belki birkaç saat ekleyip ona göre seyahatlerini yapabilirler. Ya güzergah üzerinde zaten. Hani Abant'a bir girip çıkalım diyebilirler hani mesela.
Kesinlikle. En kolayından, yani en basitinden. Mesela Yedi Göller'i düşünürsek, şimdi bir taraftan da izleyicilerimiz o fotoğraflardan, görüntülerden geliyor zaten. Evet. Yedi Göller'de de hem kalma imkanları da var, günübirlik gitme imkanları evet, da var. Yeni değil yeni, mi? Bungalovlar tarzı. O tür bir tesis var. Ama şu sıralar, son 4-5 senedir maalesef grup şeklinde turlar yapılamıyor. Otobüsle gidilecek yolların durumu şu anda, yani pandemi öncesinde çok kötüydü. Bu pandemi sonrası ne kadar ne yapıldı, onu da o konuda da açıkça söyleyeyim bilgim yok. O yüzden ama belki daha gezip daha, gördüm. Ulaşım açısından biraz zorluk yaşanıyor yani. Eskiden çok daha şeydi, zordu. Tabii sonradan bir kolaylıklar geldi yani Yedi Göller'e ulaşım açısından. Biraz ister istemez o kuyruk oluşuyordu. Bir yoğun, evet, bir telef vardı. Evet, araba kuyrukları oluşuyordu. Öyle çünkü tek vardı. Şerit yoldu falan, böyle bir sürü bir ara köprü vardı. Köprü yıkılmıştı falan, yapıldı. Yani zorlukları var ama değmez yani mi? Yani evet, o yolda sonunda varınca değil mi? Vay be diyorsunuz. Hani hakikaten çok güzel yerler yani. Şimdi o Yedi Göller'de ben de hayatımda ilk ve son kez bir kamp deneyimim oldu. Gerçekten muhteşemdi. Hani evet, hiç böyle kamp evet, yapmaya niyetli ya da öyle bir fikri olan biri olmamama rağmen oradaki böyle bir gecelik yaşamak bir lazım. Kesinlikle. Yani o biraz onu da anlatalım istiyorum anlatınca, ben. Anlatınca olmuyor ama gerçekten. Hani gitmek, görmek, yaşamak lazım. Her yer için aynı şey geçerli. Yani Türkiye zaten bir cennet. Değil yani mi? Hani ülkemiz ayrı bir olay yani. Her köşesi, her yeri yani, ki işte bu bölümde tabii, istiyoruz ki hep öyle tabii, bahsedelim. Tabii. Birazcık daha anlatalım ama evet, ben yine o kamp meselesine gelmek istiyorum. Çünkü hani insana böyle çadırda kalmak, o doğanın içinde tamamen teknolojiden belki uzakta yaşamak çok zor gelse de gerçekten sevgili izleyiciler, eğer hiç yapmadıysanız bile mutlaka denemelisiniz. Çünkü bambaşka değil mi, açık havada. Sizin hiç öyle bir deneyiminiz var mı? Ya benim yok şahsen. Çadırda sadece askerlik yaparken Bornova'da tatbikat sırasında çadırda kalmıştık. Yine o da sayıdır aslında bir şekilde ama Yedi yani, Göller'de ama o benim renk şahsi içinde olarak hani tatil amaçlı çadırda kalmadım. Yani ben de o zaman size de tavsiye ediyorum. Evet. Peki şimdi o zaman diyelim ki Yedi Göller'e ya da işte oraya gitmek isteyenler o göl kenarında yine tabii. yürüyebilirler. Çok tabii, güzel bir yürüyüş gölleri imkanı. Gölleri gezerler tek tek, birazcık aşağı inip yukarı çıkmalı engebeli bir olsa da parkur olacak ama güzel yani, tatlı, hani öyle yorucu falan değil. Dinlenerek ağaçların ne bileyim yapraklarını inceliyorsunuz işte. Çeşit yerde değil mi? Bir, ne bileyim, hayvan görüyorsunuz, enteresan doğanın içindesiniz yani. Günlük tamam, hayatımızda aslında yaşamadığımız, görmediğimiz dediğiniz tabii, gibi işte yani şehirde, ikinci haplar çıkıyor mesela. Şehirde olan insanlar bunları hani kolay kolay göremezler. Yani gerçekten göremeyecekleri şeyler. Parklarda, burada hani büyük güzel parklarımız var Ankara'da. Hani burada hemen karşımızda Büyük Millet Meclisi'nin parkı var. Orada bile sincap da var yani. Tabii. Yani ama Yedi Göller'in havası orada çok farklı. Yeşilin her rengi. Yani mevsimine göre sarının, kırmızının. Değil mi? Hele ki şimdi yani, o tonlar. Tabii. Ben o tonları bilmiyorum, katılır mısınız ama tabii ki ülkemizin pek çok yerinde var. Fakat Kastamonu'nda da aynı tonları tabii, yakaladım tabii, değil mi? Orası da. İnebolu, Abana, oralarda çok, da çok o yeşillik keyifli var. Tabii. Ve aynı tonlar, ya aynı renk. Ya diyorum ya, Türkiye'nin her yeri yani çok güzel. Kesinlikle. Yani en kıraç, en bozkır yerimizde bile ayrı güzellik var. Kesinlikle. Orta Anadolu için söylüyorum. Muhteşem. Yani her yeri evet, görmek lazım. Aslında tabii, çok da yüksek bütçelerle bunu yapmamıza da gerek yok aslında. Tabii yani şu bir sıralar, bu sıralar toplu taşımlarla veya işte mesela demir yollarının gittiği, hızlı trenlerin gittiği merkezlere gidilebilir. Ya yakında hani Ankara'dan baktığınız zaman işte Eskişehir'i, Sivas'ı, Konya'yı düşünebilirsiniz. Rahatlıkla hani 1-1,5 saatlik mesafeler ulaşılabilir, değil mi? Rahatlıkla gidilip gezilebilir. Yani hafta sonları insanlar zaten pardon. Zaten ben eminim birçok gezginci bunu yapıyor yani. Yapıyor. Yani, tabii. Evet. Daha tabii, böyle yaşlar daha o genç aslında ama biz her yaşa yok, tavsiye tabii, ediyoruz. Yok tabii, gençler de yaşlılar da yapıyor da hani yaşlılar da durumu el verdikçe maddi ve sağlık imkanları el verdiği müddetçe yapıyorlar. Yapanlar var yani bunu, hani her kesimden.
tavsiye de ediyoruz. Şimdi tavsiye bir taraftan da kampla, kamp yapanları görüyoruz. Evet. Gerçekten muhteşem. Evet. Şimdi ben bir taraftan bakıyorum. Ha bu arada dedik şimdi tabii dağlarla çevrili yani gerçekten oranın işte mesela Bolu Dağları'ndan ben böyle notlar almışım. Gerede'nin kuzeyinde Abant Dağları, Çele Doruğu, Arkot, Göl Dağları. Ya saydıkça da bitmiyor Bolu, aslında. Bolu biliyorsunuz Köroğlu'nun şehri. Evet. Biraz ondan Köroğlu, da bahsedelim Köroğlu isterseniz. Köroğlu hep dağlarda gezmiş. Yani Bolu Bey'ine kafa tutmuş. Oranın bir zamanın efesi diyelim. Bir mücadele içerisine girmiş. Hayatı boyunca hep dağlarda geçmiş. Yani gerçekten de Bolu'nun yani hem kendisi yani şehir merkezine yakın yerleri hem etrafı dağlarla çevrili. İşte Köroğlu belinden başlayın. Hani Ankara'dan giderken Bolu Dağı'ndan çıkın. Devam edin. Kaynaşlı'ya kadar hep dağlıktır yani oralar. Yani bölge olarak dolayısıyla işte ağaçları işte havası, meşe, palamutu, ormanları falan dolayısıyla hep yeşillik olan yerler. Zamanında tabii dikilmiş, büyümüş, bir sürü işte muhteşem orman olmuş yerler tabii. Şehre evet. dönüşmüş. Şimdi evet. biraz böyle programımızın sonlarına geliyoruz. Evet. Hep derler ya yemekler diye mengenden bahsetmemek evet. olmaz herhalde. İsterseniz birazcık da oradan her, bahsedelim. İnanın her ilçenin, Bolu'da her ilçenin kendine özel yemekleri var. Yani dolmaları ve onun dışında hamurlu yemekleri var. Şu anda tabii tam olarak aklıma gelmiyor ama özel isimleri olan bir takım yemekleri var. Bolu'da özellikle Mudurnu ve Göynük'te bu yemekleri yapan özel restoranlar var böyle. Gidip hani tadım için yani gidiyorsunuz. Gerçekten değişik böyle küçük küçük tabaklarda getiriyorlar. Çeşit çeşit öyle ama değil mi? Lezzet muhteşem. Yani hani çok güzel çeşit çeşit yani. Derler ya yani en iyi aşçılar Bolu'dan sarkı. Çıkar diye. Evet yani işte mengen diyordu dediniz ya hani mengen artık dünyanın aşçı merkezi gibi olmuş. Hani aşçı üretim merkezi gibi olmuş. İzzet Baysal'ın yüksek okulu da bu konuda bayağı bir ön ayak olmuş durumda. Üniversitemiz biliyorsunuz çok yönlü. Çeşitli ilçelerde yüksek okulları da var. Yani dolayısıyla hem doğaya, hem kültüre, hem yemeğe, içmeye hizmet eden önemli bir şehir bu. O halde izleyicilerimize diyoruz ki böyle en azından günü birlikte olsa yakın mesafelerde ya da belki bir hafta sonu için mutlaka gitmeyenler Bolu'ya gitmeli. O güzergahtan geçenler şöyle bir uğramalı, tabii. bir dönmeli değil mi? Yedi Gölleri gitmeli, Abant'a gitmeli, Gölce'ye gitmeli. Oradaki yemeklerden tatmalı, bir yürüyüş yapmalı. Ben hiçbir özel şey bir olmasa... araçla bir parkur da söyleyeyim. Buradan çıkıp Beypazarı, Ayaş üzerinden Göynü'ye gidip Göynük'te hatta tesisler de var çok güzel su kenarında. Orada kalıp bir gece, ertesi gün Abant'a uğrayıp, Mudurnu ve Abant'a uğrayıp, Mudurnu da yol üstünde oluyor. Uğrayıp oradan da Ankara'ya geri dönebilirler mesela. Ne güzel bir güzergahtı çizmiş oldunuz. İzleyicilerimize de buradan söylemiş olduk. Hiçbir şey olmasa dahi kendi vücudumuza, zihnimize bir ferahlık, bir temiz havayı ve hatta gözlerimize de güzel anılar biriktirerek canım, bırakmış kesinlikle. Oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Programımıza renk kattınız. Evet sevgili izleyiciler, Elif Şahlı Hayata dair de önce dedik ki yıldızlara dair, ardından turizme dair. Bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim biz yine aynı saatte karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.